işte bir terslik var. Neden uzakta durdu bunlar? Anlamadım ben de. Ne oluyor ki? Oyun bitti Ali. Masken düştü. Getirin. Kararını ver. Vatanın mı? Sevdiklerin mi? Cevap vermeyecek misin Ali? Ne o? Köşeye mi sıkıştın? Allah kahretsin. Deşifre olmuşlar. Ne oldu? Dilini mi yuttun Ali? Konuşsana. Eğer bombayı vermezsen bu ikisinin de kafasını patlatırım. Anladın mı? Sakın! Sakın Ali bombayı ona verme. Bak binlerce insan ölecek. Lütfen, lütfen. Hiçbir şey söyleme bu adi herife. Kes. Kes sesini. Cevabını bekliyorum Ali. Kararını ver. Buradan sağ çıkamayacaksın Boran. Yemin olsun sağ çıkamayacaksın. Çayı koydun mu Ali? Geliyorum. Biraz sohbet edelim. Muhbirin arkasına saklanma artık. Adileşme Boran! Bırak! Bırak! Gerçi o bile benim öğrencim. Mithat'ı öldürdüğüm gün keşke onu da öldürseydim. Keşke. Biz izin vermezdik. O bizim arkadaşımız. Biz onun sayesinde her gün senden bir parça kopardık Boran. Her gün bir parça. Bugün toplu olarak alacağım intikamımı. Merak etme. Hem sen o olmayan ayağınla kime meydan okuyorsun ha? Pislik. Ben vatanım için gazi oldum. Gerekirse şehit olmaktan asla geri durmam. Ne yaparsan yap, bombayı sana vermeyecekler. Adi herif. Yemileceksin. Duydun mu beni? Bombayı da alacağım. Arkadaşlarını da öldüreceğim. Annen hapiste, sen de toprak altında çürüyeceksin. Hem sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Ali dur. Sabret. Gardımızı düşürmeye çalışıyor. Bizi gafil avladı ama daha son sözümüzü söylemedik. Sabırlı olmamız lazım. Onlara karşılık bombayı istiyor. İkisini de onlara veremeyiz. Biz hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz İsmail.
Binlerce insanın hayatı söz konusu. Gerekirse Nadia da, Süleyman da, biz de ölürüz. Ama bombayı vermeyiz. Biz ölürüz ama kaybetmeyiz arkadaşlar. Bombayı vermiyoruz. Gel bakalım aşağılık herif. Gel de hesaplaşalım. Sorun çıkarırlarsa acımayın. Felaketine yürüyorsun Burhan. Sonunda kaybeden sen olacaksın. Sen kendin için kaygılan. Emin ol, ölmek için yalvaracaksın. Pislik. Ali, vakti gelince her çocuğum için ayrı ayrı sıkacağım kafana. Ama önce pazarlık vakti. Ne yapacaklar bizi biler Süleyman? Merak etme Nadia. Gerekirse burada bizimle birlikte ölecekler. Ama o bombayı asla vermeyecekler. Merak etme. Eskiden Türkler atın üstünde anlaşma yaparmış. İdarede atımız yok. Biz hiçbir zaman teröristlerle anlaşma yapmayız. Kafasını sıkarız. Türk töresini o aşağılık ağzına alma. Benimle anlaşacaksın. Mecbursun. İşin ucunda aksak arkadaşınla sevgilin var. Biz ölüm çoktan göze aldık. Azdan az, çoktan çok gider. Ölmüş gibi yaptığın oyunlar buna dahil mi? Ha, kabul ediyorum. Beni iyi tezgaha getirdin. Öyle uçurumdan atlamalar, tabancamdaki mermileri kuru sıkıyla değiştirmeler. Güzel oyundu ama artık bitti. Oyun sırası bende. Evet, bitti. Ama ölüm bir oyun değil. Bugün sen de öleceksin. Beni öldürmen için elinde bir koz yok. O yüzden size yaşamanız için bir şans veriyorum. Arkadaşlarını da al buradan, koşarak uzaklaşın. Ki sürek avı başlasın. Yani bombayı bırakıp kaçmamızı, sana av olmamızı istiyorsun, öyle mi? Evet. Son oyunu ben oynuyorum. Kurallarım da bunlar. Bizim canımıza karşılık binlerce insanın canı. Ha? Yaşayacağından çok emin konuşuyorsun. Unutma. Avcı benim. Komutanım. Pençetim ile irtibatımız kesildi. Sinyal alamıyorum. Ah, tam da en ihtiyaç duyduğumuz anda. Ne yapıp edip onlara ulaşmaya çalış Büşra? Komutanım, her yolu denedim. Elimden geleni yapıyorum ama sinyal alamıyorum. Bir daha dene. Komutanım, anlaşılan çok güçlü bir sinyal bozucu devrede. Yani en kritik anda tuzağa mı düştüler şimdi? İhtimal dahilinde komutanım. Anlaşılan karşı taraf hazırlıklı gelmiş. Çekmiyor. Bu bölgede cemur var. Telsizler de çalışmıyor. Şerefsiz elimizi kolumuzu bağladı. Bizi fena halde köşeye sıkıştırdı. Eminim sizinkiler şimdi karargahı arayıp yardım isteyeceklerdir. Ama böyle bir şey olmayacak. Buraya cemur getirmeyecek kadar acemi değilsindir herhalde. Fazlasını getirdim. Merak etme. Bu tesisin her yerinde adamlarım var. Etrafınız komple sarılı. Nadia ve Süleyman da elimde. Artık akıl oyunların bir işe yaramaz. Köşeye sıkıştım. Ben daha son sözümü söylemedim. Ama ben söylüyorum. Sana bir saat. Tam bir saat millet. Zaman dolduğunda adamlarım sizi öldürecek. Ben de Nadia ve Süleyman'ın kafasına sıkıp o bombayı her türlü alacağım. Yavru ceylanlar. Kaderiniz komutanınızın dudağından çıkacak iki cümleye bağlı. Thank you.
İrtibatımız kesildi. Biliyorum Selim. Ne oldu? Cevabını aldın mı Boran? Soru sormadım ki. Fırsat verdim. Tamam, iyi savaşçılar. Ama ne kadar akıllı olduklarını bir saat sonra göreceğiz. Neymiş o fırsat? Komutanım, ne yapacağız? Ne düşünüyorsunuz? Adamların sayısı çok fazla. Hadi ve Süleyman'ın ellerinde. Nasıl bir hamle yapacağız? Vallahi ben bu yaşıma kadar yüzlerce operasyona çıktım. İçlerinde imkansız olanlar bile vardı. Ama hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Sonumuz geldi mi yani? Bu mu? Ali Yüzbaşı'nın bir planı vardır. Değil mi komutanım? Sadece siz değil, onlar da rehine. Ya bombayı teslim edip gidecekler? Tabii sürek avından kaçabilirlerse. Ya da istisnasız herkes ölecek. Biz yaşatmak için varız. Eğer buna imkan kalmadıysa ölmekten korkmayız. Gözlerim yaşardı. Götürün. Hiçbir yere gitmiyoruz. Biz uzaklaştırsam da elbet geri döneceğiz. Duydun mu beni? Öyle bir şey olmayacak. Seninle özel olarak ilgileneceğim. Emir büyük yerden. Götürün. Seni kendi eline götüreceğim. Yemin olsun öldüreceğim seni pislik herif. Kendi ellerimle öldüreceğim. Lan bırak. Geri çekiliyoruz. Nadia ve Süleyman'ı götürüyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar ki şimdi? Yine ne şeytanlık düşündü bu şerefsiz. Düşünmüyor. Daha önceden planını yapmış. Nadia'yı götürüyor çünkü öldürmeyecek. Ya Süleyman? Onu yaşatmayacaktır Cengiz. Süleyman'ın canının hiçbir kıymeti yok Boran için. Allah kahretsin. Komutanım öyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Öldüreceksek öldürelim. Öleceksek ölelim komutanım. Komutanım, bu çalışıyor. Güzel. Drone'u onları takip edebiliriz. Evet komutanım. Kurban oldum Rabbim. Daraltıyor ama bunaltmıyor be. Uçur sadece. Emredersiniz komutanım. Asla yalnız bırakmaz. Ondan şüphem yok Süleyman. Annem düştü de aklıma. Ölmeden önce onu dünya gözüyle görmek isterdim. Göreceksin, merak etme. Karartma içimi bu kadar. Bak şu badireleri bir atlatalım. Ona da sıra gelecek inşallah. Ha? İnşallah. Araştırdı komutanım. Aşağı indiler. Kaç kilometre uzaklıkta? 5 kilometre komutanım. Ne yapıyoruz şimdi? Hareket tarzımız ne olacak? Vakitte daralıyor.
Bizim işlerde böyle aksilikler olur. Ama merak etme, halledeceğim. Nasıl? Pazarlık için geldim ben buraya. Hem uranyumu hem atom bombasını almak için. Şimdi birlikte operasyon mu planlayacağız? Tim'dekiler iyi savaşçı. İçeriye de hakimler. Baskın yapamayız. Can kaybı vermeden sonuca ulaşmamız mümkün mü? Can kaybını garanti edemem. Ama sunduğum teklifi kabul etmezlerse canları cehenneme, hepsinin işini bitiririm. Umarım başarırsın. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Hallederiz. Hallederiz. Sayılar çok fazla. Karargahla irtibatımız yok. Öncelikli görevimiz bomba. Kesinlikle onların eline geçmemeli. Bu yüzden bombayı biz patlatacağız. Şaka bu komutanım, değil mi? Değilmiş. Burası çorak arazi. Her yerde mayın var. Bırak insanı, hayvan bile yok. O yüzden kimse zarar görmez. Bizden başka kimse. Onlardan da sen. Mustafa. Yapabilirim komutanım. Yanımda zaman ayarlı fünye var. Fünyeyi öyle bir yere koy ki ruhları bile duymasın. Bombayı da 90 dakikaya ayarla. Emredersiniz komutanım. Ancak bombanın etki çapı 18 kilometre komutanım. Bunu unutmaya. Risk alacağız. Kaçamazsak ölürüz. Sen de Nadia'nın peşinden mi gideceksin? Evet. Oranlar çatışmaya başladığında onları tuzağa çektim. Geldikleri istikamete bombalar koydum. Ve burayı cehenneme çevirdim. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Yapabileceğimiz en iyi plan bu. Başarma şansımız düşük. Ölüm riskimiz yüksek. Allah yardımcımız olsun.